Yapay zeka. Bu iki sözcük bize muazzam ufuklar açıyor. Ama aynı zamanda bilinçaltımızda sürekli korku da üretiyor. Dolayısıyla yapay zeka temalı edebiyat ve diğer sanat eserleri, mesela sinema, daha çok korkuları besliyor. Çünkü yapay zekanın bir gün gelip hepimizi ve bütün gezegeni ele geçirme fikri daha ağır basıyor. Bana göre sinemadaki ilk ve en ürpertici yapay zeka Stanley Kubrick'in 2001 filmindeki HAL'dı. Ki biraz sonra bahsedeceğim Sizi Dinliyor adlı filmde de Stanley Kubrick'in filmine zekice bir gönderme var. Sonra yine Stanley Kubrick'in bir projesi olan ve genç yaşta öldüğü için gerçekleştiremediği 2001 yılında Steven Spielberg'in yönettiği AI Yapay Zeka adlı filmi hatırlayın. O film yapay zeka konusunda çekilmiş bence şu güne kadarki en iyi film. Çünkü yapay zeka ile ilgili tartışmalarda uzmanlar bunu çok ayrıntılı anlatıyorlar. En önemli mesele duygulara da sahip olması. Yapay zeka kendisine yüklenen milyarlarca bilgiyi alıyor ve bunları kullanarak sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Ama tüm bu milyarlarca bilgi işlenirken aslında kendisi de bir güç olmaya başlıyor. Filmlerde özetle yapay zekanın hayatımızdaki etkileri ve giderek bizi ele geçirmesi üzerine kuruluyor. Sizi Dinliyor da böyle bir film. Korku filmlerinin önde gelen yapım şirketi Blumhouse tarafından çekilmiş küçük bir film. Fakat sanki bir alacakaranlık kuşağı öyküsü izliyormuş gibi finalinde sizi şahane bir sürpriz bekliyor. Bu filmde çekirdek bir aileyle tanışıyoruz. Anne, baba, ergen bir kız, ondan küçük bir oğlan çocuğu, en küçük oğlan çocuğu, 5 kişilik bir aile. Baba bir reklam şirketinin önde gelen çalışanlarından ve bu reklam şirketine bir yapay zeka şirketi başvuruyor ürünlerini tanıttırmak için. Ve bu yapay zeka firmasının sunduğu ürün evde dijital asistan olarak kullanılıyor. İşte özellikle bu tanıttığım aile gibi çocukların hepsi okuyan ve çeşitli aktivitelerde bulunan, annenin bir test hazırlığında olduğu, babanın yoğun çalıştığı evlerin günlük işlerinde her şeyi düşünüp, hazırlayıp, planlayıp gerçekleştiren bir dijital asistan. Mesela en küçük çocuğun bir sağlık sorunu var. Onun hastane ve sigorta şirketi arasındaki faturalandırma işlemlerindeki detaylara kadar dijital asistan her şeyi çok kısa sürede hallediyor. Çünkü ülkenin bilgisayar sistemlerindeki tüm bilgilere erişiyor ve oradan işlemleri rahatlıkla halledebiliyor. Bu dijital asistan olan yapay zekanın reklam kampanyasına başlanmadan önce bu ailenin evinde denenmesine karar veriliyor. Asistan evin salonuna konulan bir ana gövdeden ve çeşitli yerlere göz şeklinde yerleştirilen kameralardan oluşuyor. Evet, buraya kadar her şey güzel. Fakat giderek aslında ailenin özel hayatı da dahil olmak üzere her duygusuna ve her hareketine yavaş yavaş müdahaleler başlıyor. Ve aileyi her şeyden ve herkesten korumak için her yöntemi uygulamaya başlıyor. Bu da tabii ki bir korku hikayesi için ideal bir zemin oluşturuyor. Film bu şekilde ilerliyor. Çok farklı türlerde filmlere yazar yönetmen olarak imza atan Chris Weitz küçük bir hikaye yazmış aslında. Tadımlıkta diyebiliriz. Fakat bu küçük hikaye için oldukça iyi iki oyuncu ile çalışmış. Biri ailenin babası rolünde John Shaw, diğeri de annesi Catherine Waterson. Onların dijital asistana karşı olan tepkileri, güçlü oyunculuklarının da etkisiyle aslında empati kurmamızı sağlıyor karakterlerle. Yani bizim evimizde olsaydı ve bize bu şekilde müdahale etmeye başlasaydı biz ne yapardık sorusu bir süre sonra hepimizin kafasında oluşuyor. Eğer bu hafta sonu tercihinizi bu filmden yana kullanırsanız gayet akıcı bir hikaye ile karşı karşıya kalacağınızı söylemek isterim. Yapay zeka üzerine daha çok film seyredeceğiz. Ama bu filmin finalinde kendi adıma çok doğru bir saptama yapıldığını düşünüyorum. Bunun için seyretmeye değer.